Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki ilk röportajını verdi. Oda TV'den Oğuz ok konuşan Dilan Polat, hakkındaki iddialara yanıt verdi, cezaevi günlerini anlattı. Dilan Polat'a sorulan sorular ve Polat'ın avukatı aracılığıyla ilettiği yanıtlar şu şekilde. Davanın gidişatı hakkında herhangi bir iyimserliğiniz var mı? Ben davana nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum. Ama avukatım soruşturmanın nasıl gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımızın olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gidiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz, cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz. Bundan dolayı tabii ki mahkumuz. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Gençlikten bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu. Bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli ve daha faydalı işler yaparak çıkacağız. Öyle dua ediyorum. Yardımcınız Şule'nin sizin montunuzla alışveriş yaptığı iddia edildi. Kendisi ile cezaevine girdikten sonra bir temasınız oldu mu? Bazen birçok şey hatırlamadığım da oluyor. Burada başka şeylere yoğunlaştım. Şule ve Mont işini tam olarak hatırlayamadım. Kardeşiniz Sıla Doğu ile cezaevinde kavga ettiğiniz iddia edildi. Aynı iddia diğer mahkumlarla aranızda da yaşandığı öne sürüldü. Bu iddialar doğru mu? Diğer mahkumların size bakışı nasıl? İnanın Oğuz Bey burada insan bir başkasıyla değil, kendi kendisiyle bir kavga içinde oluyor. Doğru ile eğriyi ayırma hususunda yeterli zaman oluyor. Çocuklarım için endişelenmenin dışında hep düşünmek, mukayese etmek ve bunları not almakla zaman geçiyor. Kimseyle bir hırgürümüz yok. Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunduğunuz iddiaları doğru mu? İntihar gibi bir kararlılık halinde olmuyor insan. Ama çok sıkıştığım zamanlar oluyor. Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaparken veya bir dostum, avukat abilerim gelince onlardan ayrıldıktan sonra kısa bir süre toparlanamıyorum. Cezaevi günleri nasıl geçiyor? Koğuş düzeni nasıl? Alışverişte hangi yiyecekleri alıyorsunuz? Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Aileniz dışında en çok özlediğiniz şey ne? Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum. Zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla tanımakla geçiyor. Göz bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Buranın iki özelliği var. Biri insan inanılmaz sigara içiyor. Bir de ibadet meselesiyle düşünme meselesi oluyor.